Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de sıra geldi. Haftanın ikinci gün puanlamasına temizliğe, lezzete ve hamaratla puanlarımızı veriyoruz. Oya abla hazır mısın? Hazırım. Bakalım puanlar nasıl olacak? Buyurun arkadaşlar verin. Evet, herkes puanlarını verdiğine göre sıra geldi açıklamaya. Oya abla hazır mısın? Hazırım. Peki. Gülşah'ı en sona bırakacağım. Çünkü onun haksız puan verdiğini düşünüyorsun. Biraz heyecan olsun istiyorum. Nazmiye buyur, buyur puanını açıkla. 8 puan geldi. Teşekkür ederim. Bu arada 4 temizliğe 4 yemeği olarak mı verdin? Evet, yani ufak tefek detaylarım vardı. Gene aynı şekilde yemekte de vardı. Ama eline, emeğine, lezzetine sağlık. Ben 8'i doya doya hak ettiğini düşünüyorum. Sağ ol. Helal olsun. Teşekkür ederim. Gele gele ver. İştahlı iştahlı verdiğini gösterdin verdim. Nazmiye. Remziye Hanım. Bugünkü yarışan Oya Hanım'ın puanını açıklıyorum. 8. 8 puan geldi. Oo. Ben hak yemem. Vallahi asla hak yemem. Cimri olduğunu düşünmüştüm. Hayır, hak yemem. Teşekkür ederim. Peki, Özge Nur. Benim de puanım Oya ablaya 8. Ooo. 8'ler coşuyor. Pardon. Hayır, pardon. Hemen değiştir. Sakın. Hayır, sakın. Ben gidiyorum. Görüşürüz. İşinden geçeni söyle. Ama şimdi, beni öldürecek şimdi. Şimdi sen herkes, bak şimdi herkes dedi ki biz, çok pardon, biz hak yemeyiz. Kesinlikle. Adaletli olduğumuz için evet. İyiye iyi, kötüye kötü veriyor. Ama ve göğüslere gere gere puanlarını çevirdiler. Hak yediler, benim şimdi hakkımı saniye. Yediler. Bak şimdi bir saniye, şimdi dur. Burada biraz ciddiyete gelelim. Gerçekten hakkımı yediler. Bir saniye. Onlar senin hakkını yediler. Remziye, sen pardon. Onların gününde ne yaparsın bilmem. Ben senin ama hakkını yemedim ama. Ha? Bugün, işte. Bak bugün, hayır. Bugün. Ben senin hakkını yemedim. Oya ablanın tamam, evi. Tamam, ben çevirmeden. Şimdi önce sen hayır, puanlar. Hayır. Bir saniye. Sen hakkaniyetli olduğunu düşünüyor musun? Aslında düşünüyorum, gerçekten tamam. Düşünüyorum. Okey, hakkaniyetli olduğunu düşünüyorsun. Düşünüyorum, peki, gerçekten. Peki puanlarını çevirdiğinde puanlarını savunabilecek misin? Şu an puanını bilmiyoruz. Savunabileceksin. Evet, savunabileceğim. Peki buyur puanını çevir. Oo. Ciddi olamazsın kesinlikle. Ya. Gerçekten. Beşi hiç hak etmiyordu. Pisteye 5 verilir. Kabul etmiyoruz bunu. Hiç o puanını kabul etmiyorum. Ben senin o evini dün o yemeğini gördüm, evini gördüm, 7 verdiğime göre sen o puanı hiç bana verme. Senin olsun o puan. Teşekkür ederim. Benim olsun. Tamam, ben de kalsın. Yani yükseltecektim ama vazgeçtim. Gerçekten o ilk zamanda gerekti. Ha, çok adaletsiz. Sen tamam, yükseltmeyeceksin. Oya abla niye kabul etmiyorsun? Tamam, yükseltmeyeceğiz. Biz bu 5'i hak ediyor musun sen ben ya? Ben hak etmiyorum. Remzi abla önce +1, +1, +1, +1 puan eleştirmen zoruma gitmişti. Ama Gülşah'ın puanını gördükten sonra sana %1 milyon hak veriyorum. Ben şimdi puanımı savunabilir miyim? Evet. Ben 2 puanı temizliğe verdim çünkü yani 40 yıllık ev hanımı. O kadar düşünüyorum. Yani ben hani peki, beni pataklı... 3 puan kırdığın yerleri öğrenebilir miyiz? Doğal olarak öğrenmek evet. isteyecektim. Hemen öğreniyorum. Pencere. İnanılmaz. Ne var pencerede? Altındaki, yani ben tozları gösterdim. Kamerayı da gösterdim. Herkese gösterdim. Sen çiçekler inanılmaz keriydi. Bulaşık makinesinin şeyini çıkarttım. İnanılmaz kötüydü. İnanılmaz kötüydü. Evet kötüydü. Kapı pervazları. Evet. Kapı pervazları çok kötüydü. Yani bildiğin elime aldığımda toz içindeydi. Televizyon sehpasının tam şu alt kısmı bir bakın. Bu şeydeki mutfaktaki çekmeceliği açın en arkaya doğru. Dün hatta siz bana da göstermiştiniz. Arkaya doğru elledim. Yani benimki aylık silinmişti. Burası herhalde yıldız. O denliydi. Oo. Ben öyle gördüm. O da yıllık etti. Bak hele bak. Şimdi bak. Gerçekten beni çok sinirlendiriyorsun. Neden karışıyorsunuz ama? Bak Gülşah beni gerçekten çok sinirlendiriyorsun. Bak sen gençsin. Ben 55 yaşındayım. Üstelik rahatsızım. Benim yaptığım temizliğin 3'te 1 tamam senin yani, evinde beşi, yok. Tamam ya, 10 mu vereyim? Ne yapmıştın? Ya 10 verme. Benim verdiğim puanı yani vereydin. Yani yaşla, ya gençle. Sana verdiğimi vereydin. Tamam Gülşah, değiştirmiyor musun? Ben değiştireceğim. Değiştirebilirsin. Sen vermiyorsan ben vermek çok pardon, istiyorum. Maalesef ki son puan ortaya, toplam puan ortaya çıktığı için istese de değiştiremez puanını. Ve şu anda toplamda 29 puandasın Oya ablacığım. Eline koluna sağlık. Bileydim 5 vereceğine 10 verirdim. Buyur Özgenur. Ben Gülşah'a asla katılmıyorum. Her şeyden önce şöyle düşünmesi gerekiyor. Şu an biz yaz sezonundayız. Camları açık. Her halükarda orada toz olabilir. Bu çok normal. Simsiyah bir toz da olsa orası cam kenarı. Çok en yanlış yere bakıyor. Oya yani ablanın, kapının üstünde olsa Oya abla neden avukatlığı yapılıyor tamam. burada? Ben hayır, avukat değil. Hayır. Bize de puan vereceksin. Evet, biz ne yapacağız? Evet, biz senin o zaman böyle adaletsiz puanını mı yapacağız? Yarışmayalım o zaman sen 5 vereceksen. Ben şunu söyleyeyim. Bitti, sen hayır, git o zaman. Ne güzel ya. Ben şunu söyleyeyim. Evet, Remzi abla buyur. Ben senin banyodaki prize de baktım.
dün leş gibiydi. Kamerada evet. Oya Hanım'ın tipine de baktım. Oya Hanım'ın tipi tertemizdi. Banyoda hiçbir şey yani bulamadım. Yani şu anda arkadaşlar bu 5 puan bize de gelebilir korkusuyla tepki gösteriyor. Evet, korkudan hayır vereceğim. Korkudan hayır, korkudan önce adaletsiz davranıyorsun. Temiz. Evet, yarın kaldığımız yerden bu bomba gibi dedikodularla karşınızda olacağız, eleştirilerle. Şimdi Oya ablanın emeğine, becerisine, hakkaniyete puan vermeye gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Yarın bölümü sakın kaçırmayın. Bakalım Gülşah tepkiler nasıl olacak, yarın göreceğiz. Oya ablanın eline koluna sağlık, yaşına rağmen temiz bir evi vardı. Mutfağa gelince ise elinden geleni yaptı. Bu sıcakta o lahmacunları pişirdi, çiğ köfteyi yoğurdu. Kimisinin bisküvi pastası bile yapmaktan korktu. 2 saatte bayağı meşakkatli menü çıkardı. Ama Gülşah haksızlık yaptı maalesef ki. İnşallah bunun bedelini ağır ödemez. Şimdi Oya ablaya tüm hakkaniyetimle puanımı veriyorum.